Arabanın anahtarını versene Kerem. Vereyim de. Ne oldu Tertik, bir durum mu var? Ver ver. Hop hop hop. Bilader nereye ya? Kişisel bir konu, tamam mı? Siz dışında kalın. Gel yakalayalım şunu. Delirdi resmen. Ya ne olduğunu anlatacak mısın artık? Yalnız hız sınırını aşmak üzeresin bilgine. Başlarım şimdi. Ya abicim bak neye bu kadar sinirlendim, söyler misin? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Yapma bak. Zararla oturacak tek bir kişi var, o da Cenk. Bir dakika şimdi, hangi Cenk? Ya şu Didem'in doğum gününde hayatın etrafında dolaşan bir eleman vardı ya. Sen o meseleyi biliyor musun? Hangi meseleyi biliyor muyum? Ya hayat anlatmamı istemedi ama madem olay buraya kadar geldi anlatayım. Çocuk taciz etmiş kızı. Öpmeye falan kalkmış. Ne? Biz de o gece zaten o yüzden erken döndük. Hayatta bütün gece ağladı. Kimsenin tadı kaçmasın diye de tabii söylememi istemedi. Basına. Kimsin sen? Ya bırakın beni. Bırakın, bırakın, bırakın da dökeyim üstüne. Gel, gel. Şşş, bağır o. Vurmazsak ne olur la? Ya beyler tamam, sakin. Sen kimsin ha? Kimsin benim asistanıma sarkıyorsun? O da sallamasaymış o zaman. Hem yollu bir için bu kadar üzülmene değer mi? Revani canavarı ya. Kızım var ya, nasıl iyi geldi anlatamam. Kerem sorunsalı da çözüldüğüne göre. Artık rahatız demektir. Geriye sadece benim kırık kalbim kalıyor. Yapıştırız geçe. Ay ne vardı yani, her şey ilk günlerdeki gibi güzel olsaydı. İşim olmuş. İlk maaşımı almışım. Annem babamı bir şekilde idare ediyorum. İş miydi bu yaptığın Murat ha? İş miydi? Ne vardı o hatuna geri dönecek? Kızlar söyler misiniz bana, ne vardı? Erkek milleti işte. Sorgulama. Sen dua et. Seninle bir şey yaşamadan döndü hatuna. Siz beraberken de yapabilirdin. Yapmazdı. Neden Pollyanna? Çünkü canım. Hayat onda kaldı akşam. O uyurken üstünü örtmüş. Hem ayrıca ben o Didem denen kadının aralarında bir şey olduğuna da hala inanmıyorum. Ay bu kızın iyimserliği beni öldürecek. Bence sen de biraz kendini kandırıyorsun kuzum. Misal. Şimdi şu kapı açılsa. Murat içeri girse. Ne yaparsın? Şimdi kapı açılsa. İçeri Murat girse. Hemşire var mı? Sizin ne işiniz var burada? Asıl sizin ne işiniz var? Bu anne. Tamam bırakın şimdi soru sormayı. Ne oldu? Neyiniz var? Ya benim pek bir şeyim yok da. Diğerleri fena. Diğerleri? Daha hasta mı var? Ben şimdi anlamadım. Yani karşıdakileri perişan ettik diyorsunuz ama sizin de durumunuz pek iç açıcı görünmüyor. Aslıydı değil mi? Şimdi şöyle ki Aslı'cığım, biz bu halde iyi olduğumuza göre
karşı tarafı sen düşün istersen. Oo. Fenaymış. İpek. Ya benim boş bir anıma geldi. Yoksa yüzüm bu hale gelmezdi. Ya bir sus, bir sus. Kaldır şu koca kafanı. İlk günler rezil oldun hatunla. Hatunla mı dedin sen? Lafın gelişi söyledim canım. Kaldır kafanı, indirme. Canım acıyor, elimi tutsana. Elim acıyor. Oh. Biraz daha iyi mi? Elimi boş ver. En azından moralim yerinde. Dövüştünüz, rahatladınız tabii. Ondan değil. Adına sevindim. Şu Cenk karaktersizliği olmadığın için. Bu arada göreminde olanları anlatmamın hesabını daha sonra soracağım sana. Ben Cenk'i Didem'le fotoğraflarınızı basına verdiği için dövdüğünüzü sanmıştım. Evet. Evet, o da var. O da var, evet. Yani siz şimdi Didem'le yeniden beraber olmadığınızı söylüyorsunuz. Doğru mu anladım? Söz konusu bile değil. Sen niye sordun bunu? Hiç. Öylesine. Siz Cenk karaktersiziyle sevgili olmadığına neden sevindiniz? Hiç. Öylesine. Elin üşümüştür. Ben devam edeyim istiyorsan. Elim sizin eliniz üstündeyken üşümez. Rahat olun.